Arkadaşlar herkese selam. Yine güzel, serin bir sonbahar akşamı. Bayağı rahatladık o korkunç sıcaklardan sonra. Tabii sonbaharın arkası kış. Ondan sonra da ısınma ihtiyaçları başlayacak. Doğal gazlar, kömürler, odunlar artık ne yakıyorsanız. Onlar da bayağı el yakacak duruma gelmiş. Kışın herkese Allah kolaylık versin diyorum. Gerçekten zorlu bir kış geçireceğiz. Böyle görünüyor. Bunun dışında bugün hafta başı, herkesin işi gücü yerindedir, mutludur inşallah ve işleri yolunda gidiyordur diye düşünüyorum. Öyle olmasını temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar, birkaç gün evvel bir hastalık sebebiyle, bir ameliyat sebebiyle hastanede kalmak zorunda kaldım. Yani ben kendim için değil, bir yakınım için. Dolayısıyla geceyi hastanede geçirdim. Adapazarı'nda, merkezde Adatıp Hastanesi var, oradayım. Neyse, operasyon başarılı geçti. Ben refakatçi olarak kalıyorum. İşte kâ odaya çıkıyorum, kâ aşağı iniyorum, kafeteryası var açık, orada çay içiyorum, kahve içiyorum. Onunla bununla sohbet ediyorum, zaman geçiriyorum. Saat 9 falan oldu, odaya çıktım. Bir ses, bir gürültü, nasıl biliyor musunuz? Hastanede çıt yok. Tabi orası ameliyat olan çıkmış, uyuyan var, hasta olan var, ağrı çeken var. Hastanenin önünden bir konvoy geçiyor. Kornaya sonuna kadar basıp, lastik öttürüp, camlar açık, müzik sonuna kadar açık. Yani bu hastanede hasta mı var, ameliyatlı mı var? Yahu bunları nasıl düşünmezler? Göre göre, bile bile o hastanenin önünden nasıl böyle geçiyorlar? Niye düşünmüyorlar? Ya sizin oradan geçenlerin anası babası da olabilir orada hasta. Böyle mi yapmanız gerekiyor? Ya bu nasıl bir düşüncesizliktir? Nasıl bir kültürdür? Nasıl bir cehalettir bu? Yani bu kadar mı vurdum duymaz oldunuz? Yani bir ara ineyim dedim odadan aşağı. O konvoya doğru yürüyeyim. Hadi al başına işi. Yani müdahale etmek de bir ayrı bir hikaye. Hoş, kimseden korkacak halimiz yok. Yapacağımızı yapar, söyleyeceğimizi de söyleriz ama işin sonu iyiye gitmeyecek. Bu da belli. Ya bunları siz düşüneceksiniz. Oradan geçen insanlar düşünecek. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Hiç düşünmez misiniz? Oradaki bir adamın sıkıntısı mı var? Ne ağrılar, ne acılar çekiyor? Belki uyuyordu, uyandırdınız. Bu ne vurdum duymazlıktır? Bu nasıl bir kafa yapısıdır yani? Düşünüyorum, düşünüyorum, aklım almıyor. Aklım almıyor. Ben seneler evvel bir iş için bir Almanya ziyaretine gittiydim. Bir arkadaşım arabasını verdi, lazım olursa kullan diye. Bir hastanenin önünden geçerken, farkında değilim ben tabii, Almanya'yı da bilmiyorum, ne neresidir bilmem. Önde bir araba yavaşladı, gayri ihtiyarı elim kornaya gitti. Şöyle hafif dokunmam lan, yanımdaki fırladı. Ne yapıyorsun abi sen dedi. Ne yapıyorsun? Ya ne yaptım dedim, korna öndekini uyarım. Yapamazsın dedi, bak burada şey var, hastane. Ehliyetini de alırlar, arabayı da bağlarlar. Yiyeceğin cezanın da haddi hesabı yok dedi. Ve ben bunu düşünemediydim o zaman, biliyor musunuz? Yani belki hastaneyi fark etseydim yapmazdım ama adamlardaki düzene, kanuna, nizama bakın ya. Ve hiçbir vatandaş gidip böyle yapmıyor orada. Bir tane öyle olaya rastlamadım. Aklı selim düzgün insanların yaşadığı ülkelerde bu olmaz. Siz ne zaman kaybettiniz bu kadar insanlığınızı? Ve görüyorsunuz orada koskoca. Hani görmese, tesadüfen oldu desem tamam ama tesadüfen değil. Bile bile yapıyorlar ya. Koskoca hastanenin bahçesinin önünde bunları yapıyorsunuz. Ya biz nereye gidiyoruz? Nasıl bir insan topluluğu olduk? Nasıl böyle düşüncesiz, umursamaz, kimseyi saymaz, sevmez bir hale geldik? Aklım almıyor. Ve bu güruh gün be gün çoğalıyor. Yani burası nasıl bir ülke olacak? Hani seyrediyoruz Orta Doğu ülkelerine, savaşın, kıyametin koptuğu yerleri. Oralar gibi olduk ya. Oralar gibi olduk. Birbirine saygısı olmayan, sevgisi olmayan, böyle bir şey yapar mı bir insan? Düşmanla yapamazsın ya. Yani
Hayretler içerisinde kaldım. Sağa sola baktım, acaba trafik polisi veya başka bir şey var mı diye camdan bakıyorum. Yok, hak getire tabii. 9'da 10'da kim bekleyecek orada? Yani felaket bir durum. Çok üzücü bir durum. İnsanların bu hale gelmesi beni gerçekten endişelendiriyor. Ve bu düzelecek dediğimiz şeyler tersine gitmeye başladı. İnsanlarımızın artık yani eğitimi olmasa da bir kültürü vardı bu milletin. O kültürü de kaybetmiş. Onu görüyorum. Tabii herkese söylemiyorum bunu. Yapanlara söylüyorum. İnsan bir düşünür. Burada sen de kalabilirsin, hasta olabilirsin. Sana böyle yapsalar hoşuna gider mi? Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yazıklar olsun yani. Düşünüyorum da hayret ediyorum. Ama tabii çok da şaşırmamak lazım. İstanbul'da trafikte bir kadını sıkıştırıp da arabasının kaputunun üstüne çıkıp silah gösterip tekmeleyip yapan adamlar da var. Bunlar da ben ticaret yapıyorum, ticaret erbabıyım diye dükkan çalıştıran, restoran çalıştıran, işletme çalıştıran insanlar. Bir kadına yapıyorlar bunu. Ya böyle bir şey olamaz yani, olmaması gerekir. Bu kadar mı insanlıktan çıktık ya? Bu kadar mı saygısız ve terbiyesiz olduk, ben anlamadım. Bunları yapan insanları götüreceksin şeye, teste tabi tutacaksın ya. Kardeşim, aklın başında değilse akıl hastanesine gideceksin ya. Senin yaptığın hareketler normal değil. Ha ne oldu adamın, kadının arabasının üstüne tepindiler? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yaptırımların daha büyük olması lazım, daha kuvvetli olması lazım. Yani nasihat edip salıyorsanız arka kapıdan, siz de aynı kafadansınız demektir. Olmaz böyle şey. Bütün insanlar birbirine saygılı olacak. Saygı, sevgi olacak. Aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Aynı vatanın evladıyız. Bu yaptığınız şarlatanlık nedir ya? Hastanenin önünde lastik götürüp korna çalmalar, bağırmalar, maganda gibi. Bunlar anormal şeyler. Bu ne demektir biliyor musun? Ben kimseyi saymam, sevmem. Gebersin orada kalanlar demektir bu yaptığınız. Yani insan vasıflarını taşıyan birisi bunu yapmaması lazım. Ama trafikte görüyoruz birbirine silah çekenler, o ona ateş edenler, kadını yakalayıp aşağı indirenler, hakaret edenler. Ya bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Yani insanların gün geçtikçe dünyanın daha ileriye gittiği, imkanların daha çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. Ama bakıyorum ki etrafımızdaki insanlar taş devrine doğru dönmeye başlamış. Yani bunları nasıl eğiteceksiniz, ne yapacaksınız, ne yapacağız bilmiyorum. Yani çok üzücü bir durumdu. Gerçekten yani sabaha kadar rahatsız oldum. Onu düşündüm. Hiç hoş bir durum değil, hiç iyi bir gidişat yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama saygısızlık artık almış yürümüş. Yani sanki ortalıkta dağ kanunları var, orman kanunları var gibi. Olmaz böyle şey. Olmaz. Geçen görüyorum 3 tane bekçiyle bir tane polis bir kadını tartaklıyorlar. Ya ayıp değil mi? Her ne yapmış olursa olsun. Şimdi böyle söylediğimiz zaman sen onun ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir? 4 kişiden öldüresiye dayak yemek için bir kadın ne yapmış olabilir? Ya merak ediyorum ya. Sokaktan geçen bir kadın ne yapmış olabilir? Bu kadar mı gözünüz döndü ya? İnsaf, el insaf. Biraz saygı, biraz sevgi. Herkes birbirine bunu yapmak zorunda. İnsani vasıfları taşıyan insan olan böyle davranır. Ama ben insan değilim, bunu da yaparım diyorsan ceremesine de katlanacaksın kardeşim. Yarın sadece ihtarla da geçiştirmez kimse. Başka türlü önlemler almaya başlar herkes. O zaman da ortalık savaş alanına döner. Buna artık bir dur deme zamanı geldi. Biraz da insanların akıllarını başına toplamaları lazım. Bunların anası babası yok mu? Nasıl yetiştirdiniz siz bu çocukları böyle?
Olur mu böyle şey? Söylemiyor musunuz siz çocuklarınıza, gençlere, delikanlılara? Oğlum şöyle yapma, oğlum böyle yapma, saygılı ol, insanlara say, şunu yapma, bunu. Biz çocuklarımıza 50 sefer anlatıyoruz her gün. 50 sefer. Ama demek ki siz bunları veremiyorsunuz. Çünkü çocuk ne görürse onu yapar. Yani çok can sıkıcı bir durum, bilmiyorum. Başına gelen vardır tabii. Bir sürü olay yaşıyoruz her gün, hele büyük şehirlerde. Onun için üzücü bir konu. Bunu bir söyleyeyim dedim. Ben çok rahatsız oldum. Biraz herkes artık aklını başına toplamalı. İnsanız neticede. İnsanız. Yani bizi hayvandan ayıran bazı şeyler var. Ama görüyorum ki bazılarında ayırmamış onu. Ayrılmamış o hisler, o duygular, o ruh yok. O zaman senin hayvandan farkın yok derim ben de geçerim. Hayvan bile ya, burada 2-3 tane köpeğim var benim, hayvan bile yapmaz bunu. Geçen gün seyrediyorum, sahibi yere düştü, 2 saat yaladı, ağladı, başında oturdu. Siz bunu da yapamıyorsunuz ya. Saygısız, ahlaksız bir toplum oluyoruz yavaş yavaş. Lütfen dikkat edelim. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Haksızsam haksızsın diyeyim. Görüşmek üzere.